Sanşa Loşiç ve grubunu yakından tanıdık. Şimdi ise Saraybosna temsilcimiz Gözde Şeker'in Sanşa Loşiç ile yaptığı özel röportajı getiriyoruz ekranlara. Bay Sanşa Loşiç, bugün bize katıldığınız için çok mutluyuz. TRT Türk'e hoş geldiniz. Plavi Orkestra has been a milestone. Plavi Orkestra eski Yugoslavya'nın hem kültürel hem de sosyal yaşamında bir kilometre taşıydı. Pek çok şey değişti ama Plavi Orkestra yerini hep korudu. O dönemde binlerce göz sizi izliyordu. Ama bugün Sanşa Loşiç nasıl yaşıyor? Bu yaşta artık geriye dönüp baktığımda daha rahat analiz yapabiliyorum. O dönemki Sanşa'ya baktığımda bana çok uzak geliyor. Plavi Orkestra o dönemde bir kimlikti. O zamanın ruhunu yansıtan, eski Yugoslavya'nın yetiştirme tarzını benliğinde taşıyan bir kültürel ögeydi. Büyülü bir şekilde bu bölgenin tüm trajik zamanlarını atlatarak bugüne geldik. Bugün geriye baktığımda Plavi Orkestra'nın nasıl böyle büyük bir hareket yaratabildiğini daha iyi anlıyorum. Bugün hala konserlerimiz doluyor. Çünkü bence her şeyin çöktüğü, aile ilişkilerinin, arkadaşlıkların eskisi gibi olmadığı, çıkarın ilk insan ilişkilerinin ikinci planda kaldığı günümüzde yıllara, yaşananlara rağmen bir arada kalan dört arkadaşız. İnsanlara bunun mümkün olduğunu gösteriyoruz. Bu da bilinçsiz de olsa insanları bizi dinlemeye çekiyor. Onların da tekrar bir araya gelmesine vesile oluyoruz. Bizim grubumuz eski Yugoslavya'nın bilinçaltında yer etti. Bizi cevapi gibi, kahve gibi bu bölgenin bir sembolü olarak kabul ettiler. Ben yükleri ve ağırlıkları sevmiyorum. Bu yüzden çok mutluyum ki bu kadar büyük bir role rağmen üzerinde yaz elbiseleri kadar hafif duran bir sanat hayatım oldu. And people were following you for years. You were in the. Yıllarca insanlar her adımınızı izledi, ama son dönemde bir şekilde kendinizi geri çektiniz. Step back maybe, but people wonder what. Yine de insanlar merak ediyor. Plavi Orkestra neler yapıyor, ne üzerinde çalışıyorsunuz bugünlerde? What are you working on? Yasam, mi smo imali zadnju. Son albümümüzü 2000 yılında çıkarttık. O günden bugüne uzun bir aranın tek sorumlusu benim. Kendimden çok uzaklaştığım bir dönemden geçiyordum. Slovenya'daki son konserimizi hatırlıyorum. Grupta, dinleyicide çok mutluydu. Bense çok grip hissediyordum. Konser sırasında başımı ellerimin arasına alıp öylece kaldığımı hatırlıyorum. Bunu gören prodüktörüm kendime işkence ettiğimi, ara vermem gerektiğini söyledi. 2009'a kadar yaklaşık 10 yıl tuhaf bir hayat yaşadım. Antikacılardan çıkmadım. En sevdiğim kitaplara daldım. Bütün dergilere abone oldum. Çok yoğun internet kullanmaya başladım. Ve bu sürecin sonunda terapi olarak film ve tiyatro müzikleri yapmaya başladım. Yönetmen arkadaşlarım için tabii ki. Dostum Pierre Jalitsa'nın Gori Vatra filmi için Candan Erçetin'le çalıştım örneğin. Bu vesileyle Türkiye'de de birkaç şarkım oldu ve bu beni çok mutlu etti. Bu şekilde yaklaşık 100 projede yer aldım ve sonunda pop müziğe dönmek istedim. Grupla bir daha evinde toplandık. Şömine başında çalmaya başladık. Farkında olmadan yeni albüm için çalışmaya başladık. Foto muhabirler bizi izlemeye başlayınca gördük ki kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2009'dan beri çalışıyoruz. Sadece bir şarkı kaldı. Bu röportajdan sonra da Zagreb'e stüdyoya döneceğim. Sanırım bu tüm eski Yugoslavya bölgesi müzik tarihinde üzerinde en uzun süre çalışılan albüm olacak. Sa prijateljima, sa Pierom Žalcem, sa Radio Gori Vatra. 80'li yıllara baktığımızda siz bir müzisyenden çok bir semboldünüz bu bölge için. Merak ediyorum, Faşizme Ölüm diye bir şarkınız var. Bu şarkıyı söylerken yalnızca birkaç yıl içinde faşizmin bu bölgede savaş başlatacağı hiç aklınıza gelmiş miydi? Znate šta je zanimljivo da danas posle toliko godina novi alternativni bendovi poput Dubioze Kolektiv. O şarkı hep çok ilginç yorumlar aldı ve beni hep şaşırttı. Biz yarım milyon albüm satmış bir gruptuk. Yabancı basım gibi Balkanlarda tarih yazan Demir Perde'nin arkasındaki Beatles olarak tanımlanıyorduk. Gerçekten de öyleydik. Sokakta yürüyemezdik. Postacı her gün bir çuval mektup getirirdi bana. Kapıma tur şirketleri insanları getirirdi. Telefon hiç susmazdı. Yani popülerleştikçe iş amacından saptı. Grup olarak bu tatlı ilgiyi kırmak istedik. Genç kız grubu olmadığımızı göstermek istedik belki de. Başka şeyler konuşmak istedik. Göz bebeği olarak görülen, annelerin kızları için damat olarak dilediği bizler, faşizme karşı şarkı söylemeye başladık. Batıda olsaydık bu bir intihar olabilirdi. Faşizme Ölüm adlı bir albüm yaptık. Antifaşizm üzerine kurulmuş bir ülke olan Yugoslavya'da bile bu albüm büyük sorun yarattı. Faşizmi hangi içerikte kullanırsanız kullanın, hep tepki çeker. Muhalefet için rejim yanlısı, rejim için muhalefet yanlısı olduk bir anda.
O dönemde içimize büyük bir endişe yerleşti ve hep orada kaldı. O dönemde aldığım tepkilerle benim yaratıcılık kanatlarım kırıldı. Bugün bile sonuçlarını hissediyorum. Bir daha asla o kadar cesur olamadım. Mi smo željeli s tom pločom da razbijemo tu sladunjavost, da počnemo govoriti neke druge stvari. Sasha Loş için Türkiye'de de yaptığı çalışmalar var. Röportajın devamlı ilişkin ayrıntıları şimdi temsilcimiz Gözde Şeker'den dinleyelim. Gözde karşımızda, hemen sözü sana bırakalım Gözde. Canan, bu işi yaparken yüzlerce röportaj yapıyoruz ama bazı röportajların bizim için özel bir yeri oluyor. Sasha Loş için röportajı da benim için öyleydi, onu söyleyerek başlayayım. Çünkü ben de kendisinin büyük hayranlarındanım. Ama öyle olmasa bile Sasha Loş öyle bir insan ki hani 10 dakika değil de saatlerce anlatsa da dinlesek diyebileceğiniz bir insan. Çünkü bu bölgenin geçirdiği değişimi bizzat yaşamış ve bu dönüşümü de çok iyi analiz etmiş bir insan. Ama bu bölgede bu dönemi yaşamış pek çok insanda olduğu gibi bu dönüşümün acıları da ruhunda yer etmiş bir insan aslında. Savaş sonrasında yaptığı şarkılarda da konuşmalarında da bunu hissetmeniz mümkün ve belki de bu yüzden bu bölge insanı onu bu kadar sahiplendi. Sahip olduğu müzik dehasının yanı sıra tabii ki Plavi Orkestar şarkılarıyla aşık olduğu bir kuşak onun şarkılarıyla savaşa hayır dedi ve bugün belki de yine Plavi Orkestar şarkılarıyla da geçmişin güzel yanlarını hatırlıyorlar. Röportajın ilk kısmını ekranlarınıza getirdik. İkinci kısmındaysa Türkiye'den bahsettik. Candan Erçetin'le olan işbirliğinden bahsettik ve Sasha Loş ile ilgili yapılmış bir de belgeselden söz ettik. Şimdi röportajın bu kısmı geliyor ekranlara. You were mentioning that you have worked with Candan Erçetin. Candan Erçetin'le çalıştığınızdan bahsettiniz. O üç şarkı Türkiye'de çok seviliyor ama belki de pek çok kişi şarkıların size ait olduğundan habersiz. Nasıl başladı bu işbirliği? Yönetmen arkadaşım Pierre ile bir gün bir kafede oturmuş, yeni filmin müzikleri hakkında konuşuyorduk. Bir sahne vardı, o sahne için daha doğulu bir ses gerekiyordu dedim. Türk müziğini çok seviyorum. Bence Türk müziği evrendeki en yüksek enerjili müzik. İnsanı omuriliğinden vuran bir yanı var. Saraybosna'da da bu müziğin etkisi büyük. İnternette Candan Erçetin'i dinledik ve sesine aşık olduk. Mutlaka beraber çalışmalıyız dedik. Sonra buraya geldik. Çok güzel ve sıcakkanlı bir insan. Çok iyi anlaştık. Yazık oldu ve özledim şarkılarını seslendirdi. Beraber bir albüm yapamadığımız için üzgünüm ama hala geç değil. Nešto što te udara u hipotalamus. I u Sarajevu ima puno utjecaja turske muzike. Do you have any... Takip ettiğiniz başka Türk müzisyenler de var mı? I like Turkish pop. This is really an Türk popunu çok seviyorum. Bence çok taze bir yanı var. Mesela İbrahim Tatlıses. Tatlıses. I like him. Onu çok seviyorum. Pek çok isim var şimdi hatırlayamadığım. Remember in this moment but many of. One of the yüzlerce konser verdiniz. Bunlardan biri de Çeşme Uluslararası Müzik Festivali'nde verdiğiniz konserdi. Nasıl hatırlıyorsunuz o konseri? Türk dinleyiciyle buluşmak nasıldı? İzmir'e gittik. Bir masal şehri gibiydi. Işık hüzmesi içinde gibi. Tüm yolculuk inanılmazdı aslında. Grup üyelerinden bazılarının uçak korkusu olduğu için otobüsle gittik. İstanbul'un büyüklüğü karşısında hayrete düştüm. Daha önce hiç böyle bir şeyi görmemiştim. Gidiyoruz, gidiyoruz bitmiyor. Ne büyük bir güç diye düşünmüştüm. Sonra İzmir'e geçtik. Daha küçük ama güzel bir şehir. Akdeniz şehri ama daha doğulu. Çeşme'de bizi 5 yıldızlı bir otele götürdüler. Havuza indik, bir baktık hemen yanımızda Michael Jackson'ın kız kardeşi güneşleniyor. Eski sosyalist bir ülkenin çocuklarıyız. Gelmişiz Michael Jackson'ın kız kardeşiyle yan yana güneşleniyoruz. Şaşırdık kaldık tabii ki. Birkaç kelime bile konuştuk. Ağzından kendi ismini duymak bile büyük bir şeydi bizim için. Sonra şımardık tabii haliyle. Çeşme'de o muhteşem amfiteyatroya gittik prova için. Teknik ekipmandan şikayet etmeye başladık. Hoparlörlere, mikrofonlara kusur bulmaya başladık. Bizden sonra daha büyük yıldızlar da prova için geldi. Aynı ekipmanla harika çaldılar. Utandık. İyi bir ders aldık. Festivalde bize ödül de verdiler. Ama her şey bir yana, orada yediğim kavunu hiç unutmayacağım. Tu je bio Gazebo, naš prijatelj s kojim smo kasnije napravili duet. İyi vakit geçirmiş olduğunuzu duymak güzel çünkü sizi tekrar Türkiye'de görmek isteriz. Bu yönde bir planınız var mı? İmam plan za ugodno starenje. Znači
Yaşlılık dönemimde planlıyorum. Çünkü o zaman Pilav ve Orkestra'dan ayrı kendi projelerime odaklanacağım. Saraybosna Film Festivali için hazırladığım bir proje var. Eski müzisyenlerin çalışmalarını kapsayacak caz ve bu bölgenin folk müziği bir arada olacak. Bir nevi zaman tüneli gibi bu projeyle Avrupa'yı dolaşacağız. Türkiye'ye de gelmeyi çok isterim. The movie Orchestra by Pierre Jalit took a lot of attention here this summer. Pierre Jalit'sanın orkestra filmi seyirciden büyük ilgi gördü. Film Pilav ve Orkestra odaklı olarak bu bölgenin geçirdiği, sizin de şahitlik ettiğiniz değişimi işliyor. Daha önce pek çok filmin yaratıcı ekibinde yer aldınız ama bu kez kendiniz olarak beyaz perdede olmak nasıldı? You have experience, you know how is with documentaries. In the first ilk 30 dakika oyuncusunuz. Sonra kamerayı unutuyorsunuz. Kamera her anımda beni takip ediyordu. Başta çok rahatsız oldum ama sonra alıştım. Filmi izlediğinizde filmde yer alan insanlarla karşılıklı sohbet ediyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Samimi anlarım oldu. O ekranda herkes sadece insan, ünvanlar kayboldu. Ben filmi vizyona girmeden izleyen son kişiydim. Hırvatistan'da, Slovenya'da ve burada galalarda hep çok ilgi gördü. Bir gün filmi tekrar izlerken kendimi çok garip hissettim. Kişiliğimin ikiye ayrıldığını sezdim sanki. Açıkçası ben kamuya mal olmuş kişilik düşüncesine inanmıyorum. Bu yüzden özel hayatımdaki Sasha'yı ekrana taşımak benim için kolay olmadı. Alışık değilim. Gazetelerde çıkan haberlerimi okuyup önemli biri olduğum düşüncesiyle yaşayan biri değilim ben. Röportajlar veriyorum ya da bu filmde yer aldım çünkü gelecek nesillere yaratıcılıkları için bir çıkış noktası oluşturmak istedim. Onlara kitaplar dışında da yakın tarihi anlatmak, görünenin dışında geçmiş nasıldı bunu göstermek istedim. Kimse anlatmasa neye inanacağız? Okuduğum yazarlar hiç yazmamış olsaydı ne olurdu? Sonuçta bu filmle bu bölgenin kültürel ruhuna bir katkı sağladığımız için çok mutluyum. Çok teşekkürler. Benim için çok keyifli bir sohbetti. Eminim izleyenler de benzer bir keyif alacaktır.